Acıktın mı? Acıktım. Vallahi sana imreniyorum. Ekmek elden, su gölden. 40 gündür burada keyif çatıyorsun. Ne kadın dırdırı, ne çocuk vırvırı, ne para bittisi. Bazen diyorum ki, atayım senin şu haplardan birer tane. Ben de böyle yan gelip yatayım. Ne durumda Polat Alemdar? Efendim yine saldırdı. Kendinden geçene kadar mücadele ediyor. Saldırıyor. Biz de ağır şiddet uyguluyoruz. Henüz konuşabilecek bir duruma gelmedi. Güreğim, sen daha hala anlayamadın mı Polat'ın taktiğini? Konuşmamak için komaya giriyor. 12 Eylül'de bazı mahkumlar konuşmamak için kendini dövdürüyordu. Hakaret edip saldırıp. Bazıları çok ileri gidince mecburen komadan çıkarmıyorduk. Türkiye eski Türkiye değil. Artık şiddet hiçbir şeyin çözümü değil. Yok mu iki hap Güray'ım? Şöyle içsin, kuzu olsun Polat. Saatte bir bu haplardan biri. Yuttuğundan emin olun. Thank you.
Kafamın etini yedi. Ben de el mecbur arabaya tüp taktırdım. Aslında haklıymış hanım. Bayağı fark ettim. Benzinliyken haftada 80 lira gidiyordu. Şimdi 40 düştü. Üstelik her hafta sonu. Beykoz mu dersin, Fethipaşa Korusu mu dersin, Şile mi dersin? Pikniğimizi yapıyoruz. Duydun mu? Duydum. Hadi afiyet olsun. Aç.
adın ne? Polat Alemdar. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Buraya nasıl getirildiğini hatırlıyor musun? Devletin hangi birim adına görev yapıyorsun? KGT. Tam adını söyle bana. Kamu Güvenliği Teşkilatı. İyi. Akıllanmaya başlamışsın. İhtiyarlardan ne zaman görevi devraldın? Mayıs ayında. Görevin ne? Görevim... İskender Büyük ve oluşumunu deşifre etmek, açığa çıkarmak ve yok etmek. İskender Büyük oluşumunda kimleri biliyorsun? İskender Büyük'ten başka isim bilmiyorum. Kırmızı kitap okudun mu? Okudum. İhtiyarlar adına görev yapan sivil ve askeri bürokratlar kimler? Bunu hücresine götürün. Haplarına devam edin. Hala tam çözülmedi.
Ne diyorsun avukatım, duruşmanın seyrini? Efendim, size bir şey yapamazlar. Ben de onu anlamıyorum Cem'im. Bunu onlar senden daha iyi biliyorlarken biz bu hücrede ne arıyoruz? Ben de arkadaşlarım da buna çok öfkeleniyoruz. Öfkenizi boşa harcamayın. Daha sonra lazım olacak. Bu ülkede kahraman olmak için ya cephede mağrur olacaksın ya cezaevinde mağdur olacaksın. Bizim burada olmamız boşuna değil Cem'im. Söyle. Efendim, ziyaretçiniz var. Binbaşımın odasında sizi bekliyor. Gidelim başefendi. Bu saatte sizi buraya kadar yorduk Kudret Bey. Hiç olur mu efendim? Binbaşım, Kudret Bey yorgunluk kahvesi içer. Hay hay efendim. Buyurun, buyurun. Görüşebildiniz mi paşamla Kudret Bey? Görüştük Sayın Büyük. Netice? Menfi. Nasıl olur? Net bir şey söylemedi komutan. Ama kovmaktan da beter etti. İsmimi zikretmenize rağmen. Sayın Büyük, ben komutanımla yakın görüşürüm. Bu işte başka bir iş var. Sizden gelen talebi en azından neden değerlendirmeyeceğini izah ederdi. Ancak bu sefer hiçbir şey söylemeden ve söylemeye de fırsat vermeden odadan çıkardı. Demek ki bize dair birileri paşamıza yanlış malumat aktarmış. En iyisi biz paşamın üstündeki intibamızı değiştirmeye bakalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne var ne yok Bulut? İyiyiz efendim. Merhaba. Fuat burada mı? İnci Hanım'ın yanında. Görüşüyor mu İnci İskender'le? Adam cezaevinde efendim. Nasıl görüşsün? İskender'le dedim Bulut. Bildiğim hayır. İyi. Ben biraz daha kalırsınız diye düşündüm New York'ta ama. Bir ay bile çok geldi Bulut. Otur. Seninle konuşacaklarım var. Medya hariç bütün sektörlerden çıkıyoruz. Anlamadım Davut Bey. Dengeler bir süre için geri çekilmemizi gerektiriyor. Bütün işlerden vazgeçeceğiz. Ya da vazgeçmiş görüneceğiz. Limanları satacağız. Bankaları satacağız. Alışveriş merkezlerinin yönetimlerinden çıkacağız. Hisse devredeceğiz. Neden yok olmamıza karar verdiniz Davut Bey? Bütün gücümüzü yitiririz. Ortada harf var Bulut. Bana medya gücü yeter. Bırakalım diğerleri yok olduğumuzu düşünsünler. Birbirlerine girsinler. Sattıklarımızı nasılsa yarı fiyatına bir ara geri alırız.
Polat sorduklarımıza nasıl cevap vermiyor? Efendim, beynine hükmedebiliyor. Bir şekilde gizlemeyi başarıyor. Bu halde? Evet efendim. Sen bizden niye saklıyorsun bildiklerini? Saklamıyorum. Anlatmıyorsun da. Hatırlamıyorum. Polat Alemdar gerekirse kafatasını açar, içindeki beyni çıkarır, onun içinden tek tek kelimeleri söker ama yine de senden öğreneceklerimi öğrenirim. Geldi mi İsrail'i dostumuz? Gelmek üzeredir efendim. Teşekkür ederim beni kırmadığın için doktor. Rica ederim. Konuşturacağım kişiyi görmek isterim. Tabii ki. İşte doktor, hastam bu. Verdiğiniz ilaçların listesini alabilir miyim? Tabii ki. Sorguları kaydediyor musunuz? Evet, kaydediyoruz. Seyretmek istiyorum. Tabii ki. Merak etme, iyileşeceksin.
hesabımı bozacak. Kırmızı kitap. Nerede okuttular onu sana? Gizli yerlerinde. Ama nerede? Bilmiyorum. Neyse, orayı biz buluruz. Sen bize o kitapta okuduklarını anlat. Milli güvenlik. Siyaset stratejisi. Ne diyorsun doktor? Fikir söylemek için erken. Bir adam ona verdiğiniz bütün bu ilaçlara rağmen konuşmuyorsa ya bir şey bilmiyordur ya da şu tahliller bir çıksın bakalım. Canım sen adamı iyileştir diye gelmedin ya. Önce nerede hata olduğunu bulacağım, sonra konuşturacağım. Buyur abi. Tipimizi tanımasalar giyerdik bir polis kıyafeti, sıkardık kafasına. Abi uzun namluyla kanasla sıksak. Kazım ben ne anlarım rüzgar ayarından, menzilinden, dürbününden. Bu herifi bir kere daha elinden kaçırırsam geçmiş olsun. Gözünün içine bakacağım. Öldüğünü göreceğim. Ondan sonra gerekirse ben de öleceğim. İyi de abi denedik olmuyor. Beni durduramaz. İskender'i de kimse elimden alamaz. Erhancığım, neden acele ediyorsun? Biraz daha geçtikten sonra giderdin ya. Ben gidip vazifemi yapayım Tuncay Bey. İçim rahat etsin. Dışarı çıkmanız için henüz erken. Yanımda Hüsnü Bey varken bana bir şey mi olur doktor hanım? Aşk olsun. Değil mi Hüsnü Bey? Evelallah, sonra bana emanetsiniz Erhan Bey kardeşim. Buyurun gidelim. Hüsnü
Gel gel gel. Ne yapıyorsun enişte? Ne yapayım? Otursana enişte. Gönül nasıl? Bir değişiklik yok. Annem gelmek istedi. Getirmedim. Niye? Her sefer hastanede olay çıkartmanın bir manası yok. Sen gelmek istediklerinde haber ver, ben burada olmayayım. Bir de beni görüp sinirleri bozulmasın. Ne deseler haklılar. Senin bir kabahatin yok ki enişte. Nasıl yok oğlum? Hayatımda bir kere sevdim. Hem kendimi yaktım, hem sevdiğimi yaktım. Devam ediyor, mutsuz devam ediyor. İyi devam ediyor, kötü devam etmiyor. Ben bunu tartışmıyorum. O ki yaratıldık evladım. Yaradan bu hayatı sonlandırmadıkça hayat devam ediyor. Bu İskender yaşadıkça bizim hayatımız mayatımız devam etmiyor Ömer baba. Bize hayatı veren ne İskender ne de hayatımıza son verecek olan o. Ömer baba, ben senin gibi manevi düşünmüyorum mevzuyu. Adam geldi, bizi yaktı, yıktı, öldürdü. Adam mücadelesine devam ediyor Memati. Diyelim ki Polat öldü. Arkadaşların da öldü. Sen mücadelene devam etmeyecek misin? Benim mücadelem belli. Bu adamı ortadan kaldırmak. Adamı tabancayla öldürmek mümkün değil. Ben de takacağım bombaları üstüme. Çekeceğim pimi. O da ölecek. Ben de. Ne diyorsun? Sen kararını vermişsin. Gelmiş benden tasdik istiyorsun. Başka yapacak bir şey yok. Deliriyorum Ömer baba. Sen Polat'ı kurtarmak istemiyorsun. Kendini kurtarmak istiyorsun. Bir an evvel ne olacaksa olsun diyorsun. Ben de öleyim, o da ölsün diyorsun. Buna kahramanlık değil, kaçmak denir. Ben kaçıyorum Ömer baba. Kalanlar sana emanet. Memati! Hakkını helal et. Thank you.
haber geldi. Cezaevine sürpriz ziyaret var. Kim? Avcı. Tamam, geliyorum. Orhan'a haber verin, Polat'ı alsın sorgu odasına götürsün. Emredersiniz. Çıktığında haber verin. Efendim, büyük risk almış oluruz. Şimdi çıkamaz mıyız? Çıkamayız Güray'ım. Haber gelmedi mi? Birazdan gelir. Çok şaşırdım. Bu memlekette herkes kendini vazgeçilmez zannediyor. Tekrar başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun komutanım. Siz sağ olun. Sağ olun. Torun mu? Büyük oğlanım komutanım. Gel delikanlı. Adın ne senin delikanlı? Mehmet. Kaç yaşındasın? 5. Kocaman adam olmuşsun sen. Ne olacaksın büyüyünce? Muhtar. Niye muhtar olacaksın? Köyü ben idare edeceğim. Muhtar sana verir mi idareyi? Vermezse doktor olacağım. Sen en iyisi doktor ol. Kimse ölmesin. Olur mu Mehmet? Gencecik çocuk şehit oldu. Anası rüya görmüş. Bizim hanımı anlatmış sabahında. Ana ben gidiyorum demiş. Komutan çıkıyor. Anneni üzme, tamam mı çocuğum? Komutanım, bu lanet tünel ne zaman bitecek? Bu anaların gözyaşları ne zaman duracak? Bitecek inşallah. Biz büyük bir milletiz. Milletimiz çok badireler atlattı. Bunu da atlatacak. Nasıl atlatacak? Nasıl olacak komutanım? Bizlerin çabasıyla, sizlerin duasıyla olacak. Getir.
Ver bakayım. Gelin çocuklar. Sağ olun. Sağ olun paşam. Al bakalım. Evlatlarımız yetişiyor paşam. Onlar al bakalım. Sen de al. Sen de al bakalım. Sen de al. Al bakalım. Sen de al. Bu da sana. Buyurun komutan. Al bakalım. İki oğlum daha var paşam. Bu da sana. Al bakalım. Al bakalım. Komutanım. Lanet olsun ya. Hem bu adamların parasını alıyorlar hem de onları saatlerce sırada bekletiyorlar. Hangisi başkanım? Bu John John kafe mi? Ne John John lan? Can Can görmüyor musun? Hadi Jacko göreyim seni. Yıldırım Gundi'ye bak çatır çatır nasıl da tırsıyor. Vay be. Lan. Ulan Şemo. Senin de devrimciliğin kalmamış. Böyle polisle kol kola geziyorsun. Ulan Muro. Bu devrimci eşek şakalarını senden başka yapan var sanki ha. Kabul ettirsin değil. Yavaş mı lan ciğerimi sökeceksin? Bro, infaz emrin verilmiş. Her yerde seni arıyorlar. Öyle olmazsa burada ne işin var lan? Neredesin lan sen bir aydır? Her gün buraya pusu atıyorum Şemo'yu düşürdüm düşüreceğim diye. Hamburg'daydın kardeş. Bizimkilerin durumu çok kötü orada. Niye? Döneri kalın mı kesiyorlar? Şato, Yıldırım. Sizi eski bir devrimci efsaneyle tanıştırmaktan gurur duyuyorum. Şemo Başkan. Yardımcım Çetin. Ben ne oldum başkanım? Onun yardımcısı merhaba. Yıldırım. Samimi olun biraz. Başkanım. Merhaba. Buyurun. Buyurun geçelim içeri. Eyvallah başkan. Haydi. Geç bakalım. Buyurun buyurun. Geçin. Merhaba kardeş. Oğlum çayla bizi. Otur. Başkanım bir aydır sürekli sizden bahsediyor Şemo Başkan. Senin bu başkanın ne zaman sıkışsa benden bahseder. Ondan hariç selam vermez. Yakınmıyorsun Şemo. De hadi lan. Buyurun. Kardeşim sağ olasın. Afiyet olsun. Buyurun. Şemo. Durumumuz kötü. Örgüt kontur gerillayla arasına gidip geliyor. Diğer servisleri söylemiyorum bile. Ne oluyorsa senin benim gibi gerçek devrimciler oluyor. Ben sana söyledim bunu böyle olacağını. Örgüt artık bazılarının ticari şirketi haline geldi. Buna itiraz edenleri tek tek hain ilan edip ifaz ettiler. Örgüt halkımız için özgürlük istiyor ama kendisi için istemiyor. Şimdi sen kime yaranacaksın bro? Gidip itirafçı mı itirafçı olmayasın ha? Ben itirafımı sadece halkıma yaparım Şemo. La Şemo. Sen burada böyle dükkan işletiyorsun da devlet sana bir şey demiyor mu? Bro, devlet örgüte dönmeyeyim diye göz yumuyor. Örgüt devlete gitmeyeyim diye göz yumuyor. Biz de devrimci duygularımızı Türklere, oradan da gençlerimize aktarıyoruz. Para? Parayı nasıl buluyorsun? Bro, devrimi bedavaya gerçekleştireceğiz dedik. Rakıyı bir ay bedava vereceğiz demedik. Ulan seni canavar sen. Hey, hey.
Yıldırım sen sessiz şunu. Geçici işçi olarak köye gelmiş. Birkaç gündür burada kalıyormuş. Buraya geleceğimizi nereden öğrenmiş? Benim tahminim örgütçü bu çocuk. Çocuk sağ mı ölü mü? Hastaneye götürmüşler komutanım. Gidelim. İnsanları daha fazla tedirgin etmeye gerek yok. Emredersiniz komutanım. Bizim çocuklar başarmışlar. Paşa ölmüş mü? Yok. Ama bayağı korkmuş. Tetikçi? O sağ mı? Ağır yaralı. Sabaha çıkaramaz. Bence yanlış yapıyoruz. Paşayı tanırım. İnatçı adamdır. Biz üstüne gittikçe o dediğimizi yapmayacak. Elimize geçtiğinde öldürmemiz gerekiyordu. Sizin problemleri çözme metodunuz sadece öldürmek. Sizinki ne hocam? Bize karşı olanı bizden yana yapmak. Paşa ölürse paşadan sonra gelen paşa onun kanının peşinde olacak. Benim işim öldürmek. Sizin işiniz de öldürmenin neticesinde kamuoyunu hazırlamak. Kamuoyunu hazırlamazsanız sayın hocam tabii kan davası olur. Ben de paşanın dönüştürülmesinden yanayım. Ya liste Ankara'ya gider, güvenlik kurulu paşa tarafından ikna edilirse kumandan? Bunca yılın emeği zayi olacak. Bütün adamlarımızı kaybedeceğiz. Bu dediğiniz olmayacak sayın büyük. Göreceksiniz. Paşa bizden yana olacak. Hayır, henüz çıkış yapmadık. Nasıl oyalayacağız bu kadar zaman? Nasıl oyalıyorsanız oyalayın. Şu an çıkış yapıyoruz. Abdülhey'e ulaşabildin mi Güray'ım? Hayır efendim. Kırmızı kitapta okuduklarını daha sonra yazılı ortama geçirdin mi? Evet. Dökümanlar nerede? Ofiste. Acil durum olduğunda onları kim alacaktı? Abdülhey. Nereye götürecekti? Planlanmadı. Senin ölmen durumunda Abdülhey dökümanları kime teslim edecek? Hatırlamıyorum. Abdülhey dokümanları yok edecekti. Sen öldüğünde KGT ne olacak? Devam edecek. Yerine kim geçecek? Geçici olarak Abdülhey. Abdülhey nerede? Bilmiyorum. Abdülhey nerede? Bilmiyorum. Abdülhey nerede? Değirmen başında korkular beni boy, korkular beni boy. Odun azalmış. Ben ormana gidiyorum.
Bir saate yemek hazır olur. Tamam, geç kalmam. Alper yolladı. Acil seninle görüşmek istiyor. Ben hazırım. Çok yorgun musun? Yok, iyiyim. İyi. Bir hava alalım. Yaşayacaksın gülüm. Seninle bir ömür yaşamak istiyorum. Ömür dediğin nedir ki gülüm? Bir bakarsın varız, bir bakarsın yokuz. Değil mi? Öyle. Ne düşündün? Kestiğinde. Seni düşündüm. Başka da hiçbir şey düşünmedim. Sensiz yaşamak istemedim. Ölmek istedim. Peki kurtulduğunda sevindin mi, üzüldün? Sevindim. O zaman aslında ölmek istemedin. Hayır, sensiz olmak istemedim. Gideceğim yerde de sen yoktun. O yüzden gözlerimi açtığımda, seni karşımda gördüğümde çok sevindim. Hı.
soruyorsun? Hadi üşüyeceksin. Kazım seni eve götürsün. Sen? Ben biraz daha buradayım. Sen Abdüley ile önceden her şeyi planladın. Evet, planladım. Ona bir şey olması halinde dokümanları alıp gitmesini söyledin. Evet, söyledim. Abdüley de dokümanları alıp ormana gitti. Evet, ormana gitti. Hangi ormana gitti? Hatırlamıyorum. Bana Abdülhey'in yerini söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Polat'ı hücresine geri götürün. Güray, sen yarın duruşmaya gelecek misin? Siz nasıl emrederseniz efendim. Gelme, boş ver. Nasılsa yarın da tahliye çıkmaz. Emredersiniz. Çabuk. Binbaşım, bir daha ara. Nerede kaldı bunlar? Geliyorlar, yoldalar müdürüm. İkimizin de başını yakacak bunlar. Sakin ol. Savcı Bey'i biraz oyalayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalkalım mı? Evet.
Hoş geldin Savcı Bey. İskender Büyük nerede? Hoş geldiniz Sayın Savcı. Bu şeker beni bazen çok zorluyor. Sağ olsun revirdeki çocuklar alıştı da kalıcı bir sıkıntımız olmuyor. Buyurmaz mısınız? Geldin mi Kazım? Geldim abi. Ben artık yarın yokum. Yarından sonra yapacaklarını buraya yazdım. Yeni doktor hapları kaldırdı. Artık yine vuracağız. Kaldıralım. Beyler, ben bazı sektörlerden çekiliyorum. Hayırdır Davut Bey? Hangi sektörler krize girecek ki sen çıkıyorsun? Bu kez çekilme sebebim şahsi. İki varisim var. Maalesef oğlum işlerime talip değil. Kızımsa bütün bu yükü kaldıramayacak kadar genç. O yüzden medya sektörü haricindeki iş kollarıma dair tekliflerinizi bekliyorum. Aramızdaki centilmenlik anlaşması bitti mi? Hayır. O yüzden sizleri davet ettim. Çok sayıda yabancı yatırımcı iştiraklerime talip olacaktır. Ama öncelik hakkı sizin. Ben bankanıza talibim. Cemal Bey, profesyoneller incelesin. Bize makul bir teklifte bulunursanız size devretmeye hazırız. Limanları ben alırım. Limanları danışmam lazım. Eğer olumlu karar çıkarsa hay hay Kudret Bey. Danışacağın Polat Alemdar değil herhalde. Onunla tek bir limanda hissedarız.
Danışacağım Polat değil. Büyük dostlarım. Onlar nasıl müsaade edecek bu konjektürde Davut Bey? Amerikan savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yaparken limanların bizim elimize geçmesine? Ne fark eder Kudret Bey? Romanya NATO ülkesi. Bulgaristan Avrupa Birliği'nde. Ukrayna ise zaten müttefikleri. Bizim limanlar eskisi kadar olmazsa olmaz değil. Ama yine de danışacağım. Davut Bey, elinizden çıkarmak istediğiniz televizyonunuz, gazeteniz yok mu? Turancığım, medya sektörü hariç dedim. Medya sektöründe yaptığımız yatırımların henüz karşılığını alamadım. Ben zararınız neyse karşılamaya hazırım. Düşünürsem haber veririm. İş dünyasından da çekilirken bir süre görmek isterim. Kim benim aleyhimde konuşacak? Cevap vermem gerekirse elimde medya gücüm olsun isterim. O halde benim de gazete kurmama bir şey demezsiniz. Ne büyüklükte bir gazete? İlk dörde girecek büyüklükte değil. İyi düşünmenizi tavsiye ederim Turan Bey. Bir anda kamuoyunun gündeminde olacaksınız. Bütün ilişkileriniz araştırılacak. Dostunuz olanlar size düşman olacak. Çok baskı yiyeceksiniz. Hem siyasetten hem iş dünyasından. Size bu sektöre girin diyenler umarım bütün bunları hesap etmiştir. Hala en büyük reklam verenlerden biriyim Davut Bey. Benim karşımda olacağınızı zannetmiyorum. Siyasete gelince 50 yıldır işbirliği içinde hareket ediyoruz. Benim açıklarım varsa onların da var. Davut Bey, bu kararınızın İskender Büyük'le ne kadar alakası var? İskender benim muhatabım değil. Sizin muhatabınız. Size tavsiyem vatan geminin içinde yer almamanız. Biz vatan geminin içinde değiliz Davut Bey. Arkasındayız. İçeriden bilgi almadan mümkün değil. Benim köye gideceğim 3 gün önceden belli oldu. Komutanım, içeriden örgüte kim bilgi aktaracak? Komutanım haklı. Ucu nereye gidiyorsa araştırılması gereken bir durum. Bu sadece şahsınıza değil, şahsınızda kuruma yönelik bir eylem. Ben de öyle düşünüyorum. Yarbay İlhan. Bir saniye. Komutanım, çocuk kendine gelmiş. Haber verilmesini emretmişsiniz efendim. Gidelim bakalım. Emri kimden almış? Tamam, geliyoruz. Kudret Bey'i arayın, bir görüşelim kendisiyle. Emredersiniz komutanım. Devlet bütçesinin niye açık verdiğini anladım Cem'im. Ne bu kadar kaliteli yemek verirsen mahkuma ve tabii ki batarsın. Efendim, siz mahkum değilsiniz. Mahkumum. Ömür boyu şeker hastalığına mahkumum Cem'im. Gel bakalım binbaşım, gel. Efendim, Kudret Bey'den haber var. Yapılan tatbikat amacına ulaşmış. Malum kişi korkmuş. Hayret.
İyi misin? Evladım, beni tanıyor musun? Kim yaptırdı bunu sana? Bak evladım, sen burada acılar içinde yatarken sana emir verenler keyif çatmakta. Ben inanıyorum ki sen gencecik yaşında daha iyi şartlara layıksın. Eğer bana yardımcı olursan ben de burada sana bir ömür boyu yardımcı olacağıma söz veriyorum. Sana bunu kim emretti? Büyük geçmiş olsun komutanım. Sağ ol Kudret Bey. Bu ülkede artık yaşanmaz komutanım. Yani terör hayatımızın bir parçası oldu. Kime ne zaman uğrayacağı belli değil. Siz bu vatana ve millete lazımsınız. İstirham ederim. Yani canınıza kastedecek şeylerden uzak durun komutanım. Bırak oğlum. Tamam abi. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. İstersen birlikte çalışabiliriz Muru. Birlikte derken? Ben anlamam kardeşim işletmecilikten. Ben profesyonel devrimciyim. İyi de nereye zıplayacaksın? Örgüt kafana sıkar, devlet içeri atar. Kafacı olsam peşin bırakırlarmış ama ne diyorsun? Ben diyorum ki para lazım. Bana koca kadar ağzıyla konuşma Şemo. Para lazım, para lazım. Ben de biliyorum para lazım. Elimizde bir sürü çocuk var. Devrim diye gözümüzün içine bakıyorlar. Bu çocuklara birinin bu işleri öğretmesi lazım. Başkan lazım yani Muro. Ulan Şemo, devrim ağzıyla bana manipülasyon yapıp yemem bekliyorsun öyle mi? Ne alakası var? Kimi kaldıracağız söyle bakalım. Çok riskli Muro. Şemo, söyle dedim mi söyle. Bir tefeci var. Comprador ajanda o kadar çok para var ki, bırak Türkiye'de, bütün dünyada devrimi yaparız. Thank you.
Hazırız efendim. Gidelim. Alemlerin tahlil sonuçları. Yaklaştık efendim.